Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın düzenlemiş olduğu Kapı Fuarı'nın son günündeyiz. Dördüncü günündeyiz ve fuarı değerlendirmek üzere standları gezdik. Standlarımıza ziyarete gelenler oldu. Şu anda sağ olsun standımızı ziyaret eden Mega Çelik Kapı yetkilileri burada. İsterseniz hem fuarla ilgili hem Mega Çelik Kapı'nın stratejileriyle ilgili onlardan bir takım bilgiler alalım. Efendim öncelikle bizler sizi tanıyoruz ama izleyicilerimizin tanıması için sizi tanıyalım. Bülent Tumlu, Mega Çelik Kapı Yönetim Kurulu üyesiyim. Abdullah Bey, Abdullah Yaşar'la birlikte 12 yıllık ortaklık sürecimiz var. Aynı bu sektörde ben Romanya'da olmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Mega Çelik Kapı'nın hem Türkiye'de, Kayseri'de fabrikası var hem de Romanya'da değil mi? Evet. Şu anda iki fabrikada üretim yapıyoruz. Hemen hemen ikisi de aynı kapasitede olmak üzere. Yaklaşık 20 bin metrekarede imalat yapıyoruz. 12 yıldır da Romanya'da üretim yapmaktayız. Romanya Avrupa pazarına hitap etmekte. Kayseri'deki fabrikamız da aynı zamanda Orta Doğu ve Türkiye pazarına hitap ediyor. Fuar geziyoruz. Fuarda görünenleriniz neler? Ne tür ürünlerle insanlar katılmışlar? Ziyaretçiler hangi ürünleri gösteriyor? Sizin gözlemleriniz neler? Aslında genelde klasik ürünlere talepler var ama bu sezon gördüğümüz kadarıyla daha çok doğallıktan çıkıp seri imalata yönelik ürünlere talep olduğunu görüyoruz. Tabii bunun sebebi olarak da maliyetlerin yüksek olması, aynı zamanda müşterilerin, nihai tüketicinin kaliteden çok fiyatı ön plana getirmesini görüyoruz. Bu bir taraftan bir anlamda iyi, bir anlamda da bizim açımızdan çok iyi değil aslında. Tabii sizler de Mega Çelik Kapı'nın Türkiye üretimi başkasınız. Siz fuarı değerlendirecek olursanız sizin açınızdan nasıl bir fuar? Türkiye'de bu fuarlar gerekli şekilde yapılabiliyor mu? Vallahi bu konuyla alakalı size teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş Kayseri sizin sayenizde biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Ondan sonra kaliteli malları üretildiğini ön plana çıkarıyorsunuz. Bunun için ayrıca ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah başarılarınızın devamını. Abla Bey, fuarı gezdiniz. Fuardan eksiklik var mı sizce? Ya da neler daha çok ön plana çıkıyor? Valla sanata dayalı ürünleri ön plana çıkarırsak daha başarılı oluruz diye ümit ediyorum. Çünkü bizim altyapımız buna dayalı. Ticari düşünmekten ziyade biraz daha sanata dayalı düşünürsek önümüzün, ufkumuzun açık olacağını ümit ediyorum inşallah. Böyle öneriler ama fuarı olumlu buldum. Hoşuma gitti. Sizin de katkınız için yine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk markasını yeteri kadar temsil edebiliyor muyuz efendim? Valla bir sektör olarak henüz o seviyeye ulaşmış değiliz. Ben onu açıklıkla söylüyorum. Çünkü yurt dışına çıktığımız zaman öncelikle Türk malına karşı olan antipatiyi gidermemiz lazım. Bunun da tek şeyi biziz. Çözüm üretecek olan insanlar biziz. Sanayicilerin biraz daha üretim konusunda, kalite konusunda özellikle yurt dışına gönderilen mallarda dikkat etmesi gerekiyor. Yani malı üretimini yaptık, paketleyip gönderelim diye geri dönüşü olmaz nasıl olsa zihniyetini kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Bu birincisi. İkincisi, bizim sektörde yavaş yavaş kaliteye doğru bir gidiş var aslında, yok değil. Biraz da tabii bu müşterilerimiz tarafından bize destek verilirse çok daha iyi olacak. Ucuz mala talep yerine kaliteli mala talebin daha iyi olacağını, doğru olacağını düşünüyorum. Türk kapıları gerçekten adından bahsettirir oldu. Genel olarak Afrika, Doğu Balkanlar düşünecek olursak Türkiye kapı üretiminde merkez ülkede merkez ülke diyebiliriz. Tabii ki bizim bu tür kapılar da doğru ama bunun yanında dışarıda da üretimde unutmamak lazım. Özellikle Çin bizim için ciddi bir şey. Biz yurt dışında Avrupa pazarında özellikle Çin'in bize çok ciddi rakip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında kaliteli kapı sektöründe de İtalya'da çok ciddi. Polonya, Fransa ve Polonya'da
kadar kaliteyi ön plana koyuyoruz. Değiliz kesinlikle. Olursak, 2012 yılı Megacent Kapı için nasıl bir yıl oldu? 2013 yılındaki stratejileriniz, planlarınız, hedefleriniz nelerdir sizden de? Allah'a şükür ya biz sektörün ilklerinden olduğumuz için hamdolsun. Zaten vitrin mal ürettiğimiz gibi pek fazla bir problemimiz olmadı. 2013'te de daha iyi bakıyoruz. Çünkü yeni Ar-Ge çalışmalarımız var hamdolsun. Ondan sonra zaten piyasamız belli. Daha iyi olacağını ümit ediyorum. Çünkü Ar-Ge'lere güveniyorum inşallah.